İyi akşamlar Yeni Bakış Web TV izleyicileri. Yine Perşembe saat 6. Yine farklı bir konukla Letra sohbetlerine başlıyoruz. Bugün avukat Deniz Kızılokgil bizimle birlikte olacak. Ülke gündemi çok kalabalık. Hepsine değinmeye, hepsiyle konuşmaya çalışacağız. Biraz hukuksal ülke durumlarına bakacağız. Hukuksal olarak tartışmaya, konuşmaya, yorumlamaya çalışacağız. Evet, konuğumuza hoş geldin diyelim. Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yoğun bir gün. Yoğun bir trafik. Evet, zaman ayırdın, geldin. Teşekkürler. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir şekilde götürebilin. Allah utandırmasın diyelim. Çok teşekkür ederim. Bol İnşallah. Reklam alsın. İnşallah. Çok teşekkürler. Yani güzel başladık. Şu an 5. programımız tasın. Evet. Takip ediyorum ben de. Gidiyoruz. Bir sorun yok. Her şey yolunda. Daha iyi olacak. Sizlerin de katkılarıyla. İnşallah. Evet. Yani şimdi ilk etapta ben direkt her zaman her konuğuma sorduğum, her konuğuma başladığım gibi başlamak istiyorum. Hükümetimizi sormak istiyorum. Dörtlü bir koalisyon, ilk defa denenen bir modeli var. Nasıl gidiyor sizce? Yani her şey yolunda mı? Hukukçuda bir başbakanımız var. Yine sizin meslektaşınız. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii ki koalisyonlar hepimizin de tecrübe ettiği gibi çok kolay bir süreç değildir. Hele ki şu an bizim hükümetimizdeki koalisyonu baz alırsak, çok farklı aslında görüşleri bir arada tutmak bence daha da zordur. Çünkü sağ parti var, sol ve biraz daha uç sol diye benim yorumum, gördüğüm bir parti var. Dolayısıyla tabii ki bunlar birlikte bir arada bana göre çok fazla hem fikir olacakları, tabii ki ortak noktaları vardır elbette ama temel nokta, örnek veriyorum Kıbrıs meselesini ele alacak olursak, tabii ki bu koalisyon tek bir ses olması mümkün değil ki ülkemiz açısından bu Kıbrıs problemi zaten sürekli olarak karşımıza çıkan, sürekli görüşmeler olan bir konudur. Evet, ama yani en başta hükümet programı hazırlanıyor sonuçta. Yani birçok farklı görüşten bir parti bir araya geliyor belki ama bir hükümet programı oluşturuyor ki tek ses olarak çıksınlar. Yani zaten bütün hükümet partileri de bunları öne çıkarıyor. Yani programa uyulsun, programa uyulması lazım gibi. Programı tabii ki ben de basından takip ettiydim. Ancak kaçını şu an yapabilir? Tabii bazıları ellerinde, örnek veriyorum ekonomi, zaten hükümeti pek suçlayamayacağımız bir şey ama tabii kaygı verici olan, bana göre son Merkez Bankası'ndan çekilen bir para var. Eğer doğru bilgi aldıysam ihtiyaç sandığından ilgili bir takım paralar çekilmiş. Çünkü Türkiye'den, hatta son Serdar Bey'in de bir beyanatı olduydu, bunu Türkiye'ye sormanız lazım diye. Şimdi bu tabii huzursuz edici bana göre bir konu. Çünkü bütün kaynakları bu şekilde çekersek ve Türkiye'nin de tabii ki şu an önünde çok yoğun bir gündem var. Problemli geçecek yoğun bir süreci var. Zaten Mart ve Nisan aylarında Türkiye'nin zaten dış borçlarını ödeyeceği bir dönem. Yani Türkiye'nin de bence bir ekonomik darboğaza gireceğini düşünüyorum. Bu dönemde biz eğer ki Merkez Bankası'nın karını veya ihtiyaç sandığındaki parayı da kullanıp bunları da tüketirsek daha sonraki aşamada ne yapacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Tabii bu bana göre kısa süreli, kısa vadeli çözümlerdir. Yani Merkez Bankası'ndaki para vesaire. Benim düşüncem ülkemizde tabii ki kamu çok geniş bir kitleyi ilgilendiren bir şeydir. Ancak ben özelleştirmeyi de oturup tartışmamızın ve bu kadar böyle bir hani öcü gibi değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar hantal bir yapıyla devletin ilerlemesi pek mümkün değil. Yani belki özelleştirme olabilir. Belki yap işlet devlet, yani denetim ayağı devlette kalır ve işin yüklenicisi özel bir şirket olabilir. Tabii bunları işte tartışarak en doğrusunu bulabiliriz ama şunu kabul etmemiz lazım. Bu yapıyla bizim bir yere gitme şansımız yok. Yani istediğimiz güzel bir noktaya çıkamayacağımız açıktır. Dolayısıyla
Bu açıdan bakarsak tabii ki farklı görüşlü yani hükümetin bu konuda çok fazla yapacağı, mesela sol partilerin özelleştirmeye karşı olduğunu düşünüyorum. Halkın Partisi belki bu kadar karşı olmamakla birlikte, dediğim gibi yani burada zaten bir arada bir fikir birliğiyle bir yere varmaları bu açıdan da mümkün değil. Ama burada ben esas hükümetten ziyade aslında vatandaşlara, bizlerin bence hatasıdır bu. Çünkü gördüğüm kadarıyla zaten bizim ülkemize bakacak olursanız ortalama 1,5-2 yılda bir zaten seçim yapıyoruz. Bu da demektir evet. ki biz oy verirken pek sağlıklı oy veremiyoruz demek. Yani futbol takımı tutar gibi oy veriyorsak, yani her defasında aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç beklememiz de biraz saflık olur bence. Bunu da belki daha düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani özelleştirme veya işte yap işlet devret, yani şu anki hükümetin bu konuda herhangi bir adımı yok gibi görünüyor. Ama yaptığı açıklamada Aksa'yla ilgili sanırım Tufan Erurman'ın başbakanın ya bittiğinde sözleşme bitecek gibi bir yerde bir yazı okuduğum gibi hatırlıyorum. Ama yani ekonomik olarak belki çok fazla bizim elimizde değil bazı doneler. Artık biz bir şey yapamıyoruz. Yani Türk lirasının yönetimi, maalesef kullandığımız paranın yönetimi bizim elimizde olamaz. Biz herhangi bir şekilde ekonomiye yön veremeyiz. Ama bu ekonomiyi canlandırmak için dediğim gibi bazı adımlar atılması gerekiyor ama ben şunu düşünüyorum. Yani Rum tarafından özellikle bu dövizin yükselmesinden sonra bayağı bir buraya alışverişe, işte kuaförlere, berberlere, benzine özellikle çok fazla insan gelmeye başladı. Bu herhangi bir şekilde bizim bütçemize bir katkı sağlamıyor mu sence? Yani bu da bir nevi iç turizmi hareketlendirir mi? Kısa vadede sağlıyor elbette. Ülkeye döviz girmesi açısından sağlıyor ama bizim burada temel ihtiyacımız istihdam yaratacak kalıcı yatırımlardır. Bunu da yapabilmeniz için bence güçlü bir adalet sisteminizin olması lazım. Adamın problemini bir alacağını hızlı bir şekilde tahsil edebilmesi lazım. Adalete güvenmesi lazım. Şimdi tabii bunları, bu duyguyu veremiyorsak yatırımcı tabii ki gelmeyecek. Yani burada şaşılacak bir şey yok. Ciddi bir şekilde mesela bir sürü hukukçunun yer aldığı bir hükümetten bahsediyoruz. İçişleri Bakanımız, Sayın Başbakan, bunlar ki İçişleri Bakanımız zaten direkt yani avukatlıktan geldiği için bu alandaki problemleri çok iyi bilen tecrübeli bir kimsedir. Şimdi icra sistemimiz, hala daha hiçbir ilerleme kaydımız yok. Şimdi icra sistemi dedik, tebliği kolaylaştırdık fakat şimdi yani her açıdan da düşünmemiz lazım. Bugün Kıbrıs'ta ne yazık ki çok da bir ikinci el piyasası yok. Yani siz icrada aldığınız ikinci el bir klimayı kime satacaksınız, kaç paraya satacaksınız? Demek ki bizim bunun dışında bir çare üretmemiz lazım. Evet. Ki yatırımcı da buraya geldiğinde ben paramı buraya koyuyorum ama bu parayı günün sonunda alabileceğim kısa vadede bilsin ve bu güvenle gelsin. Ne yazık ki biz, benim gördüğüm kadarıyla tabii bu sektörün içinde olan bir insan olarak, bence bizim yatırımcılara bu güveni sağlamakta yetersiz kaldığımızı düşünüyorum. Ve kısa vadeli bugün, çünkü bu hareketli bir nüfustur. Yani bugün gelir, yarın öbür gün gelmez. Yani ama bunun yerleşik halka hiçbir katkısı olduğunu düşünmem. Yani dikkate alınacak bir katkısı olduğunu düşünmem ben bunu. Bizim daha büyük yatırımcıları buraya çekmemiz lazım. Evet. Tabii yani o yatırımcıları buraya çekmek çok büyük bir görev. Çok zor da bir görev. Yani ambargoların da olduğu, çözümün olmadığı bu ülkede yatırımcı da geleceğini göremediği için belki de gelmekten yana sorun yaşıyor. Yani özellikle yine icradan bahsettiniz. Hükümetin belki de ilk defa bu kadar fazla hukukçunun olduğu bir hükümet var. Hukuk alanına bakalım. Yani birazcık da o açıdan bakalım, bir değerlendirelim. Ne noktada? Yani mahkemeler, yargı, icra, devletin dokunabildiği noktalar ne noktada? Onlarda sorunlar var mı? Şimdi nasıl gidiyor? Ki, benim gördüğüm kadarıyla tabii ki sorun var. Sorunlardan bir tanesi. Şimdi personel mesela çok yok. Bundan birkaç ay evvel Girne Mahkemesi'nde bir grev vardı. Bu da personelin yetersizliğiyle alakalıydı. Bunlar tabii ki işte
bahsettiğimiz şeye geliyor. Yani adaletin işleyişinde aksaklıklar yaratıyor. Bu da tabii ki dışarıdan bakan biri için rahatsızlık verici bir noktadır. Şimdi tabii basit bir şey olarak görülebilir. Yani işin içinde olmayan biri mesela bir sistemin eksikliğinin ne kadar bir etkisi olacağını tam bilmeyebilir. Ama duruşmayı yaptığınız zaman o günkü tutanakların, o günkü mahkemede olup biten konuşmaların elinizde olması çok gerekli ve çok önemli bir şeydir. Düşünün ki uzun süren bir davadan bahsediyoruz. Örneğin 1 ay, 2 ay, 3 ay. 1 ay, 2 ay evvel gelen bir tanığın söylediklerini siz 3 ay sonra hatırlamazsınız. Çünkü zaten yoğun bir gündemde o davayı yaparsınız. Bunun gibi şeyler. Bunlar çok önemli bir şeydir. Tabii ki yargıç da bir insandır. İstinad da bir insandır. Herkesin gözünden kaçabilir. Ama günün sonunda bu yetersizliklerle belki de eksik, belki de hatalı bir karar üretilebilir. Evet. Bunları bizim minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki baktığınızda çok zor bir şey değil. Yani örneği çok uzaklarda aramamıza gerek yok. Türkiye bunu çok güzel bir şekilde yapmış. Yani duruşmadan sonra hemen elinizde tutanaklar vardır. Bütün dosyayı oturduğunuz ofisten, bilgisayarınızdan dahi görebiliyorsunuz. Biz şu an hala da yani şimdi yabancı müvekkillerle birlikte mesela bizde şöyle bir usul vardır. Yemin yapılacaksa bunu müvekkilinizin ya da ilgili tanığın gelip mukayyetlikte yapması gerekir. Biz hala daha kul yapıştırıyoruz. Ya şimdi bu kadar teknolojik bir ortamda böyle bir yüzyılda hala daha nostaljik bir pul yapıştırma zaten yani görüntü olarak da dış ülkeden gelen biri için bir olumsuz etki yaratır. Yani bunlar hala daha orta çağdadır der. Yani dolayısıyla buradan çıkacak bir kararı da çok şey yapmaz. Nasıl diyeyim? Saygı duymaz. Yani bu kadar bunları değiştirmemiz çok zor değil. Ha, tabii ki günün sonunda gelecek iş bütçeye dayanacak. Yani personel artıracaksanız bütçedir. Teknolojik altyapı yapacaksanız bütçedir. Ama işte bunları yapmamız lazım. Yapmazsak örneğin işte ülkemizde bir sürü gazino var, bir sürü otel var. Bunları nasıl denetliyoruz biz? Yani bugün işte IT uzmanı ülkemizde kaç kişi var? Kaç kişi bunları anlayabilecek durumdadır? Yani ciddi eksikliklerimiz de var. Bunları giderebilirsek bence birçok alanda da ilerlemiş olacak. Bunun da bize yine artı olarak geri dönüşleri olacaktır diye evet. düşünüyorum. Evet. Mutlaka yani denetleme en önemlisi. Kesinlikle katılıyorum. Zaten şimdiki hükümetin de ilk başta söylediği ve dile getirdiği de sayısal bir veri bulamıyoruz. Sayısal bir veri toplayıp bunun üzerine politika üretip bunun üzerine yönlendirme ve bunun üzerine yatırımları yer gösterme gibi bir yol izleneceği yönünde ki sayılar zaten size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Sayılar yanılmaz. Evet. Denetleme de zaten bunların hemen üzerine çıkacak. Yani sayılarda bir anormallik varsa orada bir sorun olduğunu size söyleyecek. Yani denetleme çok önemli kesinlikle. Yani bu ülkenin ileriye gitmesini sağlayabilecek bir yapıdır. Umarım bu ileriki süreçte bu da gelir ve bu da yapılır. Teknolojik olarak söylediğiniz konu çok üzgünüm ne yazık ki maalesef. Ya teknolojiyi yakından takip eden hepimizin cebinde en son model telefonlar var ama devletimize biz bu yapıları getiremiyoruz ki çok ciddi yatırımların da yapıldığını biliyorum. Çok iyi kalemlerin ayrıldığını da biliyorum devlet dairelerine, teknolojik altyapı için. Ve bunları demek ki doğru yönetemiyoruz, doğru yönlendiremiyoruz. Ya da altyapıyı kuracak belki de uygun kişileri bulamıyoruz ülkemizde. Belki veya, yani ama bu da yani üniversite adasıyız diyoruz. Yine geliyor evet. dolaşıyor bizim üniversitelerimizin kalitesini sorgulamamıza sebebiyet veriyor baktığınızda. Yani biz yetiştiriyoruz bunları ondan sonra da o kalitede o kumaşta insan bulamıyoruz diye biz yakınıyoruz yine. Yani orada biraz kendi kendimize artık herhalde öz eleştiri yapıp bir noktaya getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum eğitim seviyemizi de. Yani eğitimden açılmışken ben hukuk eğitimini de sormak istiyorum. Hep kafamda soru işaretidir. İşte İngiltere'deki hukuk ve Türkiye'deki hukuk iki farklı ayaktan gelir teknik terimleri siz çok daha iyi bileceksiniz. Ben onları şimdi söylemeyeyim. Kıbrıs'ta yapılan eğitimlerin tümü Türkiye hukukunu eğitim veriliyor. Bir iki üniversitemizde sanırım işte farklı bir alanda yani işte
İngiltere, İngiliz hukuku eğitimi verildiğini biliyorum. Ki buradaki birçok arkadaşım da işte hukuku bitirdikten sonra İngiltere'ye master yapmaya veya işte orada staj yapmaya ki burada o hukuk alanını öğrenmeye gidiyorlar. Peki böyle bir coğrafyada yapılan, ülkede olan hukuk sistemine göre eğitim vermeyen üniversitelerin olması bizim hukukumuzu nasıl etkiliyor? Bizim yargımızı, bizim mahkemelerimizi nasıl etkiliyor? Şimdi tabii bu biraz şey gibi, yani hani Pandora'nın kutusu artık açılmıştır. Yani dünyanın her yerinde bakacak olursanız, bugün Türkiye'de de, yurt dışında, şimdi İngiltere'de de top üniversiteler var, onun bir altı üniversiteler var. Adı şanı duyulmamış fakat üniversite hizmeti veren üniversiteler var. Yani bugün artık bence şunu yapmak pek mümkün değil. Yani eğitimi hep, yani eskiden hani bizim annelerimizden, babalarımızdan duyduğumuz gibi iyi üniversiteler var, onlara girebilirsiniz. Girebilirsiniz, giremezseniz açıkta kalırdınız. Şu an artık dünya böyle bir dünya değil. Yani illaki herkes istiyorsa bir eğitimi alacak ve bir title'ı alacak. Artık bence o eleme uzun vadede olacak. Bunun önüne bence geçemeyiz. Ha, üniversitelerde ne yapılabilir? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türk sistemine göre eğitim veren var, İngiliz sistemine göre eğitim veren var. İsteyen istediğinde seçebiliyor. Tabii ki Türk sisteminde herhalde ÖSS'ye girerek yerleştirilmesi lazım. Ancak tabii burada belki şu olabilir. Zaten şuna da işte biraz önce de senin de söylediğin gibi yani sayılara bakmamız lazım. Bu üniversitelerde kaç tane Kıbrıslı çocuk var? Eğer Kıbrıslı çocuklar varsa belki onlara Kıbrıs hukukuyla ilgili dersler verilebilir. Ki daha da faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün eğer Türk sistemini baz alacak olursak, bugün Türkiye'deki belki idare hukuku bize biraz yakındır. Fakat ceza hukuku, sözleşmeler hukuku bunlar tamamen İngiliz sisteminde ve hala daha İngilizlerden kalma yasaları kullandığımız bir yapıdır. Dolayısıyla Kıbrıslı öğrencilere gerek seçmeli ders olarak bunları koyabilirsek daha aşina olabilir. Ha, tabii bizde şöyle bir şey var. Zaten bir sene staj süresinin içerisinde bir baro sınavı var. Ve zaten o baro sınavına girerken de Kıbrıs yasalarıyla haşır neşir olmaya başlıyor. Ve bu sınavda da zaten 12 başlık vardır. Ve yani bayağı bir yasayı zaten öğrenmiş bir şekilde sınavı geçerse başlıyor. Ama tabii ki ne kadar erken bunu verebilirsek, ne kadar genç yaşta bunun altyapısını kurabilirsek ileride daha başarılı olma ihtimalleri olacaktır. Dolayısıyla Kıbrıs'taki üniversitelerin özellikle Kıbrıslı çocuklara Kıbrıs yasalarına göre de bir eğitim imkanı açmalarının daha sağlıklı olacağı düşüncesinde. Ya, Kıbrıs yasalarına göre bir eğitim, Kıbrıs hukuku, peki? Tabii onları kimlere verdireceksiniz? Orada o sorun çıkacak. Yani çünkü yani ülkemizde zaten hukuki makale, kitap bunları da zaten bulamıyoruz. Yani bu en çok eseri olan zaten Sayın Başbakan'dır. Yine emekli bir yargıcımız vardır Sayın Hasan Sözmener. Onun biraz bir çabası vardır. Zaten şu an elimizdeki en çok kullandığımız kitaplardan iki tanesi de kendisinin eseridir. Dolayısıyla yani bu sayıyı da artırmamız lazım. Evet, akademik yani, olarak bir çalışma yapılmıyor. Çalışma yapılmıyor. Yani üzerine. Yani eğitim bitiyor, avukatlık veya işte benzeri görevlerde bulunuyor hukuk mezunları ama herhangi bir akademik olarak devam eden çok 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 az insan var. Çok az insan var. Belki emekli yargıçları bu konuda üniversiteler kullanabilir. Çünkü belli bir seviyedeki bir yargıcın imkanı olursa güzel kitaplar ve makaleler yazabileceğini düşünüyorum. Tartışmalar sunabileceğini düşünüyorum. Zaten bunu yapmamız lazım. Çünkü yüksek mahkemenin yoğunluğu sebebiyle hani bizim akademik kararlar dediğimiz kararlar üretme şansı her geçen gün azalmaktadır. Çünkü davaların sayısı arttıkça o kadar geniş bir vakti yoktur yüksek mahkemenin akademik de olsa. Yani şudur. Örnek veriyorum, bir sözleşme vardır. Sözleşmenin süresi bittikten sonra artık zaten çok da tartışılacak bir şey kalmamıştır. Bu gibi kararlar akademik kararlardır. Veya mesela ülkemizde mesela en çok benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi vakıf arsasına yapılan yatırımlardır. Vakıfların hemen hemen zaten bütün sözleşmeleri makdu sözleşmelerdir. Yapılan yatırım geri alınamaz diye bir madde konur.
Yani düşünün, siz vakıflardan bir arsa alacaksınız. İşte mesela birçok otelin bulunduğu arsa zaten vakıf arsasıdır. 320 milyon TL'lik bir yatırım yapacaksınız içine. Ve 40 senenin sonunda hiçbir şey almadan gideceksiniz. Ne işte, sen zaten o kar payını hesaplayarak bu işe girdiydin. Ya bunlar bilemem, bana çok tabii tartışılabilir ama çok doğru uygulamalar gelmiyor. Yani belki bunları da biraz gözden geçirmemiz gerekir. Evet, yani yasalarımızın birçoğu zaten geçmişten kaldı. 80'lerden hatta 90'lardan birçoğu tadilatla, yeni tüzüklerle ayakta durmaya çalıştığını evet. duyuyoruz. Yani ben o kadar hakim değilim yasaların ne durumda olduğuna, siz çok daha iyi bileceksiniz. İşte anayasamızın yeterli olup olmadığı konuşuluyor, değiştirilmesi gündeme geliyor. Bu konuda bir adım atılması gerekiyor mu? Ve anayasada özellikle nelerin değiştirilmesi gerekiyor? Bana göre mesela... Cezalar çok zayıf kaldığını gözlemliyoruz. Çok itirazlar oluyor, çok şeyler oluyor. Şimdi cezaları düzeltmeniz daha basittir. Yani çok içeriğine girmesin, sadece cezası. Yani para cezasıysa onu artırırsınız, süresini artırırsınız. Bunları tadil etmek daha kolay. Ama anayasada özellikle mesela Türkiye'yi birçok açıdan eleştirebilirsiniz. Batı'dan da eleştirildiğini görüyoruz demokrasi açısından. Ancak ki çoğu zaman bizler de yanlış gördüğümüz şeyleri eleştiriyoruz. Fakat bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru var. Bizde bu yok. Yani herhangi bir anayasaya aykırılığı bireysel olarak gündeme... Örnek veriyorum, mesela uzun süre bu polislerle ilgili bir konu vardı tartışılan, emeklilik haklarıyla ilgili. Örneğin yasa 1978'de, yanlış hatırlamazsam, geçmiş bir yasaydı. O tarihte zaten göreve başlamış bir adamın zaten yasaya emeklilik hakkı gelmediği için zaten yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi, anayasaya aykırılığını iddia etmesi mümkün değil. Aradan yıllar geçiyor. Adam işte 30 sene, 35 sene neyse işte çalışıyor. Ve günün sonunda o noktada bir anayasaya aykırılık olduğu zaman bireysel bir başvuramıyor. Polis gibi zaten birçok anayasal temel hak ve özgürlüğü kısıtlanmış bir meslek grubu için baktığınız zaman da zaten hani sendikal bir altyapısı yok, sendikal bir destek alabileceği bir imkanı yok. Dolayısıyla mesela bu gibi kişilerde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun önü açılması lazım. Biz sadece işte şu kişiler Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir, bunun da süresi işte yasanın resmi gazete yayınlandığı tarihten şu kadardır dememiz artık günün, çağın ihtiyaçlarını karşılamaz. En basit, yani bu bence en önemli konulardan bir tanesidir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun önünü açmamız gerekmektedir. Türkiye'de vardır. Bizde Anayasa Mahkemesi var mıdır? Var, var. Yani var. Yani çok fazla gördüğüm, duyduğum, okuduğum bir şey yok. Yani orada dava görülüyor herhalde. Görülüyor. Yani bir dava devam ederken de bir konunun anayasaya aykırılığını iddia edebilirsiniz. Bilgi alma veya alışveriş için mi? Bilgi alışveriş için mi kullanılıyor? Şöyle, mesela çok? Bir davanın içerisinde bir konunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ederseniz, o davaya bakan mahkeme meseleyi, esasını dinlemeyi bırakır. O konuyu Anayasa Mahkemesi'ne havale eder. Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkana kadar beklenir. Mesela şu an vakıflarla ilgili bir konu vardır bildiğim kadarıyla. Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmiş. Ülkemizde efkaf, yani ahkamul efkaf dediğimiz, yani vakıfların yasal anayasası diyelim ona. Vakıfların anayasası diyelim ona. Bu konunun, çünkü anayasaya göre ahkamul efkaf yürürlüktedir diyor anayasanın 131. maddesi. Fakat mesela bu konu eğer yürürlükteyse, o zaman hangi maddeleri yürürlüktedir, hangi maddeleri yürürlükte değildir? Veya çünkü vakıflar örgütünün ayrı bir yasası vardır. Personelle ilgili ayrı bir yasa vardır. Peki vakıflar yasasında bir düzenleme yoksa ahkamul efkafa bakabilir miyik, bakamaz mıyık mesela? Dolayısıyla bu gibi konularda bir dava içerisinde siz anayasaya aykırıdır diyorsanız, çünkü dayandığınız bir şey, örnek veriyorum ki o eski ahkamul efkafa dayanıyorsa, karşı tarafta bu yürürlükte değildir diyorsa, o zaman bu gibi konularda mesela anayasada geçtiği için, anayasada buna yer verildiği için bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi günün sonunda bir karar verir ve der ki, örnek veriyorum, bu yasa
yürürlükte değildir. Ve yasanın şu maddesi yürürlükte değildir. Ve o karar çıktıktan sonra aşağıdaki davaya görülmeye devam edilir. Peki. Şimdi ben anlatırken Türkiye aklıma geldi. Yani Türkiye'deki sistem aklıma geldi. Ve orada mesela Adalet Bakanlığı diye de bir bakanlık var. Evet. Bizim ihtiyacımız var mı böyle bir bakanlığa, böyle bir... Yani... Bu konuya çok karşı çıkılıyor. Bence sınırlı bir yetkiyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ve mesela şöyle bir ihtiyaç, yıllar önce uyuşturucu maddeler yasası içerisinde bir konu vardı. Getirilen, sanıklar aleyhinde getirilen davalar uyuşturucu maddeler yasasında bulunmayan maddelerden dava geldiydi. Ve günün sonunda bu ileri sürüldüğü zaman o davaların hepsi düştüydü. Fakat bu ileri sürülmeden evvel mahkum olanlar vardı. Ve istinaf süresi vardır. Yani o süre içerisinde Yargıtay'a götürürsünüz ve Yargıtay konuyu değerlendirir ve bir karar verir. Fakat istinafa götüreceğiniz süre de geçtiyse yapacağınız hiçbir şey yoktur. Tamamen o insanlar cezaevinde suç olmayan bir sebepten dolayı kaldı ve hiçbir yasal mekanizma yoktu. Bir tek meclis belki bir af çıkartması lazımdı. Dolayısıyla bu gibi durumlarda ki bence bizim ülkemiz açısından da gerekli olduğunu düşünürüm şu sebeple. Çünkü yasalarımız zaten güncel değil. Ya bir yasayı yapmak çok basit bir şey de değildir. Çünkü bütün mevzuatı göz önüne alarak tadil etmeniz gerekir. Zaman alan bir şeydir. Çoğu yasayı biz alelacele geçiriyoruz. Veya alelacele hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda da birçok konu açıkta kalıyor veya o konuları kapsayacak yasa bulamıyoruz. Bu gibi durumlarda belki Adalet Bakanlığı'nın el atabileceği alanlar yaratılabilir. Veya Adalet Bakanlığı'na mahkeme personeli daha çok bağlanıp, çünkü bugün mesela bir kaza mahkemesi başkanı düşünün. Yani örnek veriyorum, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ya da Girne Kaza Mahkemesi başkanı. Bu başkanın hem önündeki davaları dinlemek gibi bir görevi vardır. Hem kararları yazmak gibi bir görevi vardır. Araştırma yapacaksa yapması lazım. Artı siz o yargıca bir de o sorumlu olduğu mahkemenin yükünü yüklüyorsunuz. Yani örnek veriyorum, personel yetersizdir. Personelin kendi içerisinde bir problemi vardır. Bütün bunların yargıç uğraşmak zorundadır. Çünkü başka bir şey yoktur. O odanın tüm sorumlusu odur. Memurdan da o sorumludur. Oradaki adaletten de o sorumludur. Oradaki yazılacak bir yazıdan da o sorumludur. Bence bu yargıçların da verimliliğini düşürür. Belki bazı konuların işte bu bağlamda Adalet Bakanlığı'na havale edilmesi bence daha sağlıklı olur. Çünkü şikayeti de... Yönetsel olarak Adalet Bakanlığı modeli, yönetseli ilgilenebilir, evet. Veya çok, yani bu verdiğiniz örnek biraz uç bir örnekti herhalde. Yani çok sık rastlanan bir örnek olmazdı. Suç teşkil etmeyen bir durumdan tabii ki o çok istisnai, yani o dönemde çok istisnai bir olaydı ama yani bunu da yaşamış olduk. Yani anında müdahale edebilecek bir durum ama işte tabii biz halk olarak çok fazla endişe duyuyoruz bazı işte yargıya da işte siyasi müdahaleler olmasın artık. Bu bir tek dokunulmayan nokta o kaldı. Belki ondan birazcık endişe duyuyoruz bu konuda ama dediğiniz noktalarda belki de çok işte gerekli yani bu yönetimsel veya işte bu idari kısmın biraz daha farklı. Yani zaten yani yargıçların bağımsızlığı muhafaza edilmelidir. Yani bu yargıçların bağımsızlığı muhafaza edildiği sürece zaten Adalet Bakanlığı'nın müdahalesi zaten o konuda bence bir olumsuzluk teşkil etmez. Adalet Bakanlığı olmadığını varsayalım. Siyaset istedikten sonra karıştırılamaz mı? Yine karıştırılır. Yani bugün Adalet Bakanlığı'nın bir yargıcı, örnek veriyorum, arayıp şunu şöyle yapacaksın dediğini varsayalım. Yargıç yapmayacaksa yine yapmayacak. Adalet Bakanlığı yok. Bugün bir siyasetçinin ilgili yargıcı arayıp şunu şöyle yapmanı istiyorum demesinde pratik bir engel var mı? Yoktur. Gene o yargıçtadır iş. Yani iş o yargıçta bitecektir. Dolayısıyla böyle bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Yargıçlarımızın buna da tenezzül edeceğini de düşünmüyorum. Ama her ihtimale karşı böyle bir kaygı varsa da dediğim gibi yargıçların özerk statüsü muhafaza edilerek de oluşturulacak bir yapıyla bu kaygının da minimuma indirilmesi sağlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Ufak da bir cezalara değinelim.
cezaların birçoğu yetersiz kaldıydı. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı diye anımsıyorum. Çünkü çok komik rakamlar vardı ilk sanırım 1 TL. Evet, bir kuruş eski yasalarda, gibi, evet. Eski yasalarda kalan. Bunlar da bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Şu an biraz daha artık asgari ücrete göre onlar da artıyor. Ama şimdi ülkemizde hep iyileri örnek alıyoruz. Hep imreniyoruz ya. Keşke bizde de olsa, keşke bizde de olsa. İşte bu İskandinav ülkelerinde sanırım Finlandiya'dadır. Gelire göre bir ceza sistemi var. Yani sen 1000 lira kazanıyorsan cezan aynı suçtan cezan 1 lira olabilir. Sen 10 bin kazanıyorsan 10 lira ödersin. Gelirine göre bir ceza şeyi var. Şimdi bu çalışabilecek bir sistem midir bizim ülkemizde? Veya yani çalışacaksa niye böyle bir şey hiç gündemimize gelmedi, getirilmedi? Bence çalışabilecek bir sistemdir. Ama işte şöyle bir şey, işte biraz önce birazcık ona değinmeye çalıştım. Bir yasa yapmak basit bir şey değildir. Birçok araştırma yapmanız lazım. Bunu, bu yoğun çalışmayı kaldıracak bir ekibinizin olması lazım. Bugün mesela belki de Rusya'dan incelemeniz gerekir. Belki İskandinavya'dan incelemeniz gerekir. Tabii hukukun dili de ağır olduğu için o ülkelerin kendi ana dilini anlayacak bir yabancı dil bilginizin olması lazım. Dolayısıyla birçok ülkenin yasaları incelenerek de bir yasa üretilebilir. Ama şuna geliyoruz işte. Bu ülkede böyle bir ekip var mı? İşte belki Adalet Bakanlığı'nı kurarsanız ve birçok hukukçu, kaliteli hukukçu diyelim ona, istihdam ederseniz yasa tasarılarını hazırlamak, yani evet bu bugün mecliste yapılıyor ama bu komitelere baktığınızda kaç kişi hukukçudur onun içinde, kaç kişinin bunu, bu söylediğimiz araştırmayı yapacak vakti vardır. Bugün bizim meclisimiz haftada kaç kez oturum yapıyor? Oturum yaptığında zaten yoğun bir gündemden oturum yapıyor. Tartışmalar oluyor. Yani sadece bir yasa üstünde. Düşünün ki araştırma yapacak, başka ülkelerden karşılaştıracak. Bu ciddi vakit gerektiren ve ciddi bir ekip ihtiyacı oluşturan, ihtiyacı doğuran bir konudur. Bence zaten yeryüzünde bu sorunları ilk yaşayan ülke ya da topluluk biz değildik. Elbette ki herkes yaşamıştır. Onları karşılaştırmamız lazım. Bizi hangisi daha çok uyar? Onlar nasıl çözmüş? Dolayısıyla bu açılardan bakarsak üretebiliriz tabii ki. Bence sağlıklı da olur. Evet. Peki. Ufak bir ara veriyoruz. Hemen arkasından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hukuku konuştuk, ülkemizdeki hukuk sistemini konuştuk. Ne noktaya geldik, nasıl daha iyi bir noktaya getirebiliriz? Sonuçta adalet her zaman en önemli temellerden biridir ülkemizde de diğer tüm dünyada da. Bizim ülkemizde de daha iyi noktaya gelebilmesi için yorumlar yaptık. Yani teknolojinin belki daha içerisinde olması, belki idari birimlerde, idari birimleri farklı mekanizmalarla daha üst noktalara getirebilmemiz gerektiği konusunda konuştuk. Tabii ki her şey gelip dayanıyor, eğitime dayanıyor. Ülkemiz üniversite adası, bunu her zaman dile getiriyoruz, her zaman vurguluyoruz. Ben eğitimle ilgili şöyle bir soru daha sorup, şöyle bir bunun da yorumunu alıp ondan sonra biraz da gündemi değerlendirelim hukuksal boyutunda. Şimdi hukuk eğitimi veren üniversitelerimiz var. Hemen hemen her üniversitemizde hukuk fakültemiz var. Çok fazla akademik çalışma olmadığını söylediniz. Birkaç tane akademisyen bu konuda çalışma yapıyor. Ama bana göre akademik çalışma en önemli nokta ama bir önemli nokta da ülkenin geleceğinin planlanması, programlanması. Şimdi ülkenin geleceği bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerden kaynaklanır. Onlar bize ülkeyi kurgulayacak, yönetecek. Belki bizden çok daha iyi noktalara getirecek. Peki biz ülkemizdeki gelecekteki hukukçularımızı iyi eğitebiliyor muyuzdan öte? Bunu iyi seçebiliyor muyuz? Yani iyi bir yönlendirme yapabiliyor muyuz? Hukuk eğitimi almasının daha doğru olacağını tespit edebiliyor muyuz çok öncesinde? Yani neye getireceğim konuyu? Liselerden veya liselerden, ilkokuldan. Daha öncesinden. Çünkü yani şu an isteyen herkes hukuk okuyabiliyor. Tabii bu dünyada eğitimin önüne geçilmiyor ama yani yönlendirme yapması, devletin bu konuda önceden belirleyip yönlendirme yapması geleceğine büyük, çok büyük bir yatırım oluyor. Şu an çok sayıda avukatın olduğunu görüyorum. Yani çok ciddi bir nüfus geldi. Hukuk bitiren arkadaşlarımız yani iş bulmakta da zorlanıyorlar, iş yapmakta da zorlanıyorlar. Farklı mesleklerde de devam ettiklerini biliyorum arkadaşların. Yani hukuk okudular ama çok farklı işler yaptıklarını da biliyorum. Şimdi böyle bir ortamda yani hukukun kalitesi, yani artık mezuniyetten sonraki kalitesi ve üniversitelerdeki de kontenjansızlık doğru mudur? Yerli öğrenciler için konuşuyorum. Şimdi tabii ki ilk şuradan başlamak isterim. Bence bizim çocuklarımızı çok erken yaşlardan yönlendirebilecek durumda olmamız lazım. Veya tabii ki eğitimin önüne geçemezsiniz. Zaten bu bir anayasal haktır. Ve hukuk eğitimi almak istiyorsa alsın. Zaten hukuk hayatın her aşamasında ihtiyacınız olan bir disiplindir diyelim ona. Ancak çocuklarımızı işte yönlendirebilmemiz lazım. Bunu seçebilecek eğitimcilerimizin olması lazım. Ona göre programların hazırlanması, eğitim programlarının hazırlanması lazım. Tabii bunlar bizim dış ülkelerde gördüğümüz, imrendiğimiz fakat uygulamakta, tatbik etmekte bir şekilde başarısız olduğumuz bir konudur. Keşke bunları yapabilsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu da işte belki siz eğitimcilerin sorumluluğu olan bir şey. Evet, yani kontenjan çok önemli bir nokta. Ben her zaman savunuyorum. Yani bu ülkenin geleceğini kurgulamak için sadece 10 yıl sonrasını değil, 50 yıl, 100 yıl sonrasını da kurgulamamız gerekiyor. Bu eğitimden başlamamız gerekiyor. Ve yetiştireceğimiz kişilerin artık yıllara dağılarak, kontenjan arttırıp eksilterek herkese her noktada ihtiyacımızı ve verimli şekilde kullanılabilecek şekilde yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Küçük bir ülkeyiz. Bu konuştuğumuz şeyleri çok daha hızlı bir hayata geçirebileceğimizi biliyorum. Umarım yaparız. Şimdi ülke gündemi son bir haftadır yine çok sıcak. Her gün yeni bir olay, her gün yeni bir sarsıcı olay, yeni bir aklımızı aslında çok alışık olmadığımız, inanamayacağımız olaylar yaşanıyor. Maus'a da göçmenler bulundu. Dün bir cinayet işlendi veya bir hırsızlık oldu. Yine 2-3 gün öncesinde işte yasaklı yayın bulundurmaktan insanlar tutuklandı. Şimdi yani
hukuk yine burada devreye giriyor aslında. Yani bu kadar suçun bu kadar sık ve bu kadar hızlı işlenebilmesi veya suç olmayan şeylerin suçmuş gibi müdahale edilebilmesi, edilebilecek noktaların gelmesi. Şimdi yani hukuk burada nasıl bir yol izleyebilir ki? Belki bu ülkedeki suç oranını o hep hayal ettiğimiz, arzu duyduğumuz, şu an belki Ütopya olan o eski Kıbrıs'a geri döndürebilelim. O suç oranının çok düşük olduğu, yaşam refahının çok yüksek olduğu noktalara getirelim. Bu da hukukun elinde olan bir şey olduğuna inanıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyiz sizce? Bence bir suçun işlenmesinde caydırıcı olan iki temel nokta vardır. Bunun bir tanesi günün sonunda alacağı cezadır. İkincisi ise bir suç işleyeni kısa sürede yakalayabilmeniz konusudur. Cezaları bir şekilde artırabilirsiniz ancak suçluyu yakalamakta yetersiz kalırsanız, ki burada işte yine teknolojik altyapıya girecek, çünkü bugün sokaklar küçük bir ülkeden bahsediyoruz ve evet maliyetli olduğunu biliyorum ancak bugün işte MOBES altyapıları kuruluyor, belirli yerlere MOBES kameraları konuluyor. Bunları geliştirdiğiniz zaman zaten burası küçük bir adadır ve suç işlenmesini önleyebilecek imkanlara sahip olacaksınız. Tabii bunlar yine üçüncü bir konu olarak belki sınır denetiminizi sağlıklı yapabiliyor olmanız gerekir. İçeride aldığınız kişinin nerede kaldığını tespit edebiliyor olmanız gerekir. Bu yine hep Türkiye'den örnek verecek ama yani çok yakında çözümleri olduğu için ben hep oraya gidiyorum. Bugün Türkiye'de siz adresinizi değiştiğiniz zaman bildirmekle mükellefsiniz. Bildirmemeniz halinde bu ceza yasasında bir suç. Bugün ülkemizde gerek hukuk davalarına bakarsınız, gerek ceza davalarına bakacak olursanız konu şahsı bulmaktır sorun. Alacağınızı icraya götürdüğünüz zaman denizi nerede bulacağınızı bilmiyorsanız zaten Cenk'in denizden onu alacağını da Cenk'e ulaştıramazsınız. Bu çok basit bir şey. İşte onu diyorum. Yani bazı noktalarda çok uzaklarda araştırmamıza da gerek yok. Bugün örneklerini, çözümlerini çok yakınlarda da bulabiliriz. Bu da suçun işlenmesinin önüne geçecek bir şeydir. Tabii ki yakalanma korkusu da bir suçu engelleyecek bir şeydir. Ve tabii ki son ayakta politiktir. Yani bugün Güney Kıbrıs'a geçmesi halinde bir suçunun bunun iade edilip edilemeyeceği konusu siyasi bir konudur. En azından iade edilmeyecekse bile orada yargılanması gerekir. Yani burada bir suç işleyip gidiyorsa orada yargılanması gerekir. Tabii bunun teknik ve olarak imkanı ne kadar kolay olacaktır. Yani buradan o tanığı oraya götürmeniz lazım. Burada soruşturmayı Türk polisi yapacak. Orada sivil tanık olarak mı tanıklık edecek? Bu yine bizi çözüme yönlendiriyor aslında. Evet, evet. Yani çözüme yönlendiriyor veya zaten bence artık o noktaya da gelmiş durumdayız. Öyle veya böyle bir bu problemin aşılacağı noktasındayım ben. Çünkü yani buraya yatırımlar artmaktadır. Hala daha bir gaz konusu konuşulmaktadır ve belli bir oranda çıkmıştır. Her ne kadar da Avrupa'nın ihtiyacını karşılayacak miktar olmasa da sonuçta bizim bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Veya en azından tabii ki tek başımıza da çözemeyeceğiz. Bunun da farkındayım ama en azından yapabileceklerimizi yapıp son kısım yani güneye kaçması halinde. Zaten bu giderek arttıkça çünkü sadece bizden o tarafa kaçmıyorlar. Oradan buraya bu tarafa gelenler de var. Günün sonunda bu ihtiyaç Güney Kıbrıs içinde oluşacak ve belki de hala daha vardır. Dolayısıyla ihtiyaç oldukça zaten siyasiler de bunu bir araya gelip çözmek durumunda kalacaklardır. Evet yani çok ciddi aslında. Yani siz demek ki yasalarınızı ne kadar ileriye götürürseniz götürün, hukuk ne kadar iyi işlerse işlesin, ne kadar mobesenizi arttırırsanız ve suçluyu anında yakalayabilecek noktaya getirirseniz de getirin. Yani Güney veya Kıbrıs'taki çözümsüzlük aslında bu suçluların bir şekilde yani kurtulmalarını sağlıyor bir şekilde. Adaletten kaçmalarını sağlıyor. Yani bu da geliyor ki yine Kıbrıs'taki çözüm aslında ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu bizim yüzümüze bir kere daha vuruyor. Evet. Ama yani bunun ben çok çözülemeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi her iki taraf için de ciddi bir ihtiyaç. Hele hele yani yine parayla giderilebilecek suçları geçiyorum. Bugün canların alındığı suçlar açısından yani cinayetler açısından bence bir siyasi altyapı kurulabilir. Siyasi altyapı. Peki, yani gündem çok
sarsıcı. Umarım artık yani çok 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 daha az olur bunlar. Ailesine de Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun diyelim. Evet, kesinlikle. Ben biraz daha farklı bir konuya dönmek istiyorum. Yani hep merak ediyorum. Yani trafik bizim ülkemizin yine büyük bir sorunu. Yollarımızdan herkes şikayet ediyor. Çukurlar, eylemler, işte ağaç dikmeler, müdahale edilmemeler, uzun süre aynı çukurların kalması gibi bir sürü sorun yaşıyoruz. Ve ne yazık ki birçoğumuz, birçok yakınımızı, tanıdığımız arkadaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Birçoğumuz kaza geçirdik. Çok tehlikeli yollarımız olduğunu söylüyoruz. Yani trafik bu ülkenin en kanayan bir yaralarından bir en ciddi sorunlarından, evet, kanayan yaralarından biri, en ciddi sorunlarından biri. Yani bunu artık bir şekilde çözmemiz gerekiyor diğer birçok sorunun olduğu gibi. Ama ben şunu hep sorguluyorum. Yani bir trafik kazası olduğunda işte %8 kusur belirlenir. O 8 kusur ve 2 işte kazayı yapan şahıslar arasında bölüştürülür. En fazla kusur kimde bulunursa o suçlu olur. O kazaya sebebiyet veren olur. Peki bu kazalarda hiç mi devletin suçu yok? Hiç mi burada devletin yapamadığı veya yapmakta geciktiği yollardan dolayı üzerine aldığı bir suç olmuyor? Veya örneği varsa ben hiç duymadım. Buna benzer bir dava getirildi mi? Buna benzer bir dava açıldı mı? Ya da açılabilir mi aslında? Şimdi tabii ki her kazada, en azından kazaların birçoğunda ben bizim ülkemiz açısından devletin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Aydınlatma, yolların yapılışı, malzeme, tabii bunlar teknik şeyler, benim çok bilgimin olmadığı şeyler ama en azından aydınlatma konusunda ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada da çok yok bir trafik kazası gerçekleşmişti. Yine özellikle benim her zaman o yoldayken korktuğum terminal bölgesinde sürekli otobüsler var, sürekli çocuklar, insanlar, yayalar yolu karşıdan karşıya geçmek ister. Fakat o yoldaki aydınlatma tamamen yetersizdir. Ve yolun içindeki yayayı dahi son ana kadar görmekte zorlanıyorsunuz. Tabii bu gibi şeylerde tabii ki devletin sorumluluğu vardır. Tabii ki ispatlayabiliyorsanız da devlete karşı dava ilgili birimi, örneğin aydınlatmadan belediye sorumludur, belediyeyi dava edebilirsiniz. Tabii burada hukukta her şey ispat meselesidir. Ve o kazanın yani nereden kaynaklandığını, yani sırf aydınlatma yetersizdir diye bağlayabiliyorsanız kazaya, o zaman tabii ki sorumluluk oluşacaktır. Ancak bu alanda ülkemizdeki hukuk da çok yeterli bence değildir. Çok da fazla, ben de pek fazla bir örneğini hatırlamıyorum, bilmiyorum. Belki başka meslektaşlarımın yapmış olduğu davalar vardır. Ancak devletin çok taraf olduğu kazalar ne yazık ki yoktur, olmalıdır. Evet, yani şimdi kaza olduğunda işte direksiyon hakimiyetini kaybetme. Şimdi cep telefonu çok ayrı bir olay. Yani o cep telefonu zaten bir mekanizma olmalı ve arabaya bağlanır bağlanmaz tamamen kendini kapatmalı. Bu artık herhalde geleceğin teknolojisi olacak, çağın buluşu olacak bir nokta. Çünkü gerçekten trafikte cep telefonu, yani Azrail'le eşdeğer olduğuna inanıyorum ben. Ve ne yazık ki trafikte de her arabada da mutlaka telefona dokunan insanları görüyoruz. Ancak işte bu mesela direksiyon hakimiyetini kaybetme. Siz devletin koyduğu bir uyarı levhası var. 50 kilometre süratle gidilmesi gerekiyor bu yolda diye. Yola bir çukur açılmış. Siz 50 kilometre süratle giderken bile bu çukura düşmeniz halinde hakimiyeti kaybedip karşı şeride geçebiliyorsunuz, refüje düşebiliyorsunuz, önünüzdekine çarpabiliyorsunuz veya hani stop sıkıp o panikle arkanızdakinin size çarpmasına sebebiyet verebiliyorsunuz. Birçok sebebiyet olabilir. Bu tarz bir durumda, yani ben bunu hep merak ediyorum. Yani o çukura müdahale etmeyen birimin hiç mi suçu olmaz? Veya o yoldaki bozukluğa, aksaklığa, yani sadece çukur olarak değil ama yollardaki sorunlardan bahsediyorum. Hiç mi suçu olmaz burada bu tarz bir konuda? Çünkü ben bizzat yaşıyorum. Yani yolda ben Girne'ye gidip geliyorum. Yani Girne yolu zaten şu an içler acısı durumda bana göre. Yani bitmemiş, yarım kalmış. Evet, evet. Sadece
kaldırımlar bile şeyleri. Hiçbir şekilde güvenliği olmayan, tamamen yapılıp oraya bırakılmış, terk edilmiş bir yol halini aldı. Ancak onun daha öncesinde, yani Lefkoşa'dan Boğaz'a giden yolda, yani çok ciddi Gondura sustasına ihtiyacınız var. Yani öyle bir sekiyor ki o araba, ayrı yaylanabilen koltuk olması lazım arabada. Ve bunun ne direksiyon hakimiyeti, ne işte lastik, ne araba, yani hiçbir şey bırakmıyor. Tabii bu çok sözünü kesiyorum. Tabii son girme yolunun tadil edilme sürecini de hatırladığımız zaman aman bıraksınlar öyle kalsın deme noktasına da geliyoruz. Çünkü yani o kadar bir mağduriyet, o kadar sürede tabii ki o da bir sıkıntı. Tabii ki bunlar bir kısmı bütçeyle alakalı. Bir kısmı o yollar yapılırken ki uzman kişilerin örneğin bu yollar yaparken herhalde belli bir katran oranı vardır. Belli bir çakıl oranı vardır. Bunları kim denetliyor onu da bilmiyorum. Yani var mı böyle bir denetçi bizim ülkemizde gitsin ve buraya yeteri kadar malzeme kullanıldı, kullanılmadı hani desin. Bir mühendislik alanı bu. Mutlaka vardır veya dışarıdan hizmet alıyoruzdur bu konuda diye düşünüyorum. Yani kafaya göre yapılmadığına inanmak istiyorum. Yani bir yolun yani birçoğumuz İngiltere'ye gitmiştir. Yani hiçbir zaman havaalanından kalacağım eve giderken tadilat yapılmadığı döneme rastladığımı hatırlamıyorum. Yani sürekli bir şeridin kapalı olduğu, asfaltın yenilendiğini biliyorum. Demek ki yani bu asfaltın bir yıpranma süresi var. Yani bu işte bu devletin sorumluluğu aslında burada devreye giriyor. Yani ben hep şunu soruyorum. Bu yolların hiç mi tadilat programı yok? Bu yolların hiç mi artık yenileme ve zaman aşımına uğrama modeli yok ki hemen ona göre bir iş planı yapılsın. Bu yıl burası, bu ay burası, bu ay burası yenilensin. Yollarımız yetersiz, trafiğimiz çok kötü de. Ya ben bütçeyi aslında çok ciddi bir mazeret olarak algılıyorum artık bütçeyi. Yani bütçesizlik değil de daha çok sanki bütçemizi doğru kaynaklara, doğru yerlere yönlendiremiyoruz dayım ben. Yani hayati önem taşıyan noktalara daha az kaynak harcıyoruz. Belki çok az hayati önem taşıyan yerlere çok az. Yani hep söylüyoruz işte %90 memur ödeniyor. Tabii ki maaşını alacak insanlar ama yine o insanlar o yollarda canını kaybediyor baktığınızda. İşte günün sonunda işte şu nereye geliyoruz? Bu kararı oy verirken bizler veriyoruz. Yani eğer örnek veriyorum bir parti bugün derse ki ben özelleştirme yapacağım. Biz onu desteklemediğimiz zaman aslında işte o bedeli ödemeyi göze alıyoruz bence. Çünkü dediğim gibi yani çok bir dış yatırımcı yok. Çok büyük bir bütçeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yani 10 liranız varsa bu 10 lirayı nasıl paylaştıracağınızı hepimizin artık idrak edebilecek durumdayız. Eğer ki bütçemizin çoğunu biz memur kesim için harcıyorsak ve memura harcadığımız zaman da istediğimiz yaşam kalitesini artıramıyorsak bir fedakarlık yapma durumundayız. Yani yapmak zorundayız. Zaten bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda bunu gördük ki onun da birçok tartışılmaya açık noktaları var. Yani bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları isteseydi bugün İngiltere'deki sadece bir slotunu satsa borcunu ödemez miydi? Bunları da tartışmamız lazım. Çünkü bu uçakların havaalanlarında tuttukları alanlar vardır. Evet. Ve bunlar bir maddi değeri olan şeylerdir. Bunları satabilirsiniz de. Bunları satmazsa halinde Kıbrıs Türk Hava Yolları ayakta tutulamaz mıydı? Bunları tartışabilirik ama işte ama o dönemde de o kesimde o Kıbrıs Türk Hava Yolları'na çalışan personelin maaşının yüksek olması da tartışılan konular arasındaydı. Belki de o kadar yüksek maaş verilmeseydi daha uzun süre sürdürülebilir bir yapısı da olabilirdi. Dolayısıyla burada da aynı açıdan bakıyorum ben. Yani evet kimsenin aldığı parada bir gözümüz yok. Allah herkese daha çok versin ama kamu eğer ki yaşam kalitemizin önünde bir engel oluyorsa ve olmaya başlıyorsa buradan da bir fedakarlık yapmak zorundayız. Veya dediğim gibi o fedakarlığı yapmayıp yaşam kalitemizden fedakarlık yapacak. Bu tamamen toplumun vereceği bir karardır. Benim gördüğüm biz bu zamana kadar daha çok yaşam kalitemizden fedakarlık yapıyoruz. İnşallah değiştiririz. Yani aslında burada şöyle bir ekleme yapabilirim söylediğinize. Yaşam kalitemize
yaşam kalitemizden fedakarlık yapmıyoruz. Sadece çevremizdeki yaşam kalitemizden fedakarlık yapıyoruz. Yoksa kendi yaşam alanımızda pek bir fedakarlık yaptığımızı gözlemlemiyoruz. Kamusal, sosyal şeyden. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir sohbet ederim oldu. Davet ettiğiniz için, bu vakti benimle paylaştığınız için. Aynı şekilde. İyi ki geldiniz. Güzel bir sohbet oldu. Evet, teşekkür ederiz. Bizimle birlikte bu sohbete katıldınız, dinlediniz. Güzel noktalara değindiğimize inanıyorum. Ülkenin hukuka çok ihtiyacı var, adalete çok ihtiyacı var. Adaleti sorgulanmamaya çok ihtiyacı var. Güvenmeye ihtiyacımız var. Güveniyoruz, daha iyisine olacağına inanıyoruz. Daha iyisi olabileceğine eminiz. Çünkü biz tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bu hafta sadece şunu isteyeyim. Herkes Kıbrıs için güzel bir şeyler yapsın. Kamusal alanlarda da yaşam refahını arttırmak için herkes bir şeyler yaparsa çok daha güzel bir ortamda yaşamış oluruz hep birlikte. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim.